Teknoanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber daha önce kutu açılımını ve ön incelemesini yapmış olduğumuz W27 Pro isimli Apple Watch replikasının şimdi detaylı incelemesini yapacağız. Detaylı inceleme olarak başlık attık ancak unutulan ya da söylenmemiş detayları desek bu videoya daha doğru olur. Çünkü ilk videomuz bu videodan daha uzun olmuştu. İlk videomuzu izlemediyseniz mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle uygulamayla ilgili detaylar o videomuzda yer alıyor ve ekstra olarak görüntü açısından ve görseller açısından biraz daha kutu açılımını ve diğer özelliklerini de merak ediyorsanız o videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda söylemediğimiz kullanım detaylarıyla ilgili genel olarak bir yorumlar yapacağız. Saatle ilgili yorumlarımı yapacağım. Öncelikle bir önceki videoda yanlış söylediğim bir durumu düzeltmek istiyorum. Saatimizin telefon üzerindeki müzikleri değiştirebildiğini, kontrol edebildiğini söylemiştim. Arkadaşlar bu benim bir hatam olmuş. Sadece saat üzerinden çalan müzikleri kontrol edebiliyoruz. Bunu düzeltmiş olalım. Biliyorsunuz diğer videomuzda bu Apple Watch replikası için en iyi Apple Watch replikası olabilir demiştik. Bu videomuzda en iyi Apple Watch replikası olarak ilan edeceğim bu akıllı saati. Ancak fakat dedik başlığımızda. Fakatın sebebini birazdan videonun içeriğinde açıklayacağım. Sadece tek bir hatası var bu saatimizin. Yani hata olarak denmez ancak ufak bir kusur gibi görebiliriz bu durumu. Onun dışında gerçekten saatimiz en iyi Apple Watch replikası olmayı hak ediyor. Hem görünüşüyle, hem malzeme kalitesiyle, hem ekran kalitesiyle, menü içerikleriyle, hoparlörüyle, bildirim tutarlılığıyla gerçekten diğer Apple Watch replikalarına bakarak farkını hissettiriyor arkadaşlar. Bol bol temasıyla, 2 adet uygulamasıyla bu arada. Yani 2 adet uygulamayla da bu saati kullanabiliyoruz. Ancak esas uygulaması FitGlot Pro'dur. Bunu da söylemiş olalım. M-Active Pro'da kullandığım zaman gelen bildirimleri alamadığımı gördüm. Yani daha doğrusu bildirimlerin içeriğini göstermiyor M-Active Pro'yu kullanırsak. Bu arada bu şekilde farklı kordon çeşitleriyle saati kullanabiliyoruz. Gayet uyumlu ve güzel bir şekilde çalışıyor. Kordonlar fırlayacak gibi bir hissiyat vermiyor. 42-44 mm'lik Apple Watch kordonlarında bu saati takabiliyoruz. Saat 45 mm olarak geçiyor ancak 42-44 mm olarak yer alıyor. Saatin içinden kutu içeriği olarak ekstra kordon çıkmıyor. Bu şekilde gri rengini seçerseniz beyaz kordonla birlikte saatimiz geliyor. Şimdi geçelim saatimizin en çok merak edilen özelliğine, şarj meselesi. Arkadaşlar bu saatin şarjı bana 2 gün boyunca yetti. Ama bu 2 gün boyunca gayet sık ve aktif bir şekilde kullandım. Telefon görüşmeleri yaptım. Ön inceleme ve kutu açılım videolarını yaptım. Ve bu süre içerisinde de bol bol bildirim ve Bluetooth bağlantısı yapılarak kullandım. Bu şekilde kullandığım zaman bana 2 gün boyunca yetti arkadaşlar bunun bataryası. Siz daha az ve normal kullanımlarda kullanırsanız bence 2,5-3 günü görecektir açıkçası. Yani saatimizin şarjına 2-3 gün diyebiliriz. Bu performans da bir akıllı saat için ve özellikle bir replika için gayet yeterli ve kabul edilebilir seviyede duruyor. Şimdi saatimizin telefon görüşme ve hoparlör konusuyla ilgili bir yorum yapacağız. İlk önce bir arama gerçekleştireceğiz. Bu aramamız bir banka olacak. Bu bankayı aradığımız zaman hoparlörün sesinin bize nasıl ulaştığını göreceğiz. Evet, şimdi saatimizin rehber kısmına girip arama gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz buraya 10 adet kişi atayabiliyorduk uygulama üzerinden. Saatin hoparlörüyle telefon hoparlörünü test ediyorum. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için 1'i, kart işlemleri için 2'i, bankacılık işlemleri için 3'ü, şube ve mobil şube işlemleri için 4'ü, TFX Target ve yatırım işlemleri için 5'i, için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız. For English, press 9. Dinlediğiniz kayıttan da anlayacağınız gibi saatimizin hoparlör son ses yüksekliği telefon kadar olmasa da gayet bir akıllı saate göre yeterli seviyede arkadaşlar. Karşı tarafın sesi gayet net bir şekilde ve berrak bir şekilde size ulaşıyor. Hoparlör kalitesi açısından, yani sesin karşı taraftan gelmesi kalitesi noktasında gördüğüm en iyi Apple Watch replikalarından bir tanesi diyebilirim. Mikrofon olarak da karşı tarafa sesiniz gayet net bir şekilde ulaşıyor. Yani telefon yanınızda olduğu sürece, yani Bluetooth bağlantısı uzaklaşmadığınız sürece telefon ile saat arasında sesiniz karşıya net bir şekilde ulaşıyor. Yani telefonun yanınızda ve aynı odada bulunması gerekiyor.
telefon görüşmesi noktasında PL6 Pro ile beraber bu saati zirveye koyabiliriz. Açıkçası çok beğendiğimi söyleyebilirim telefon görüşme ve mikrofon performansı açısından. Şimdi de gelelim en iyi Apple Watch replikası fakat kısmına. Neden fakat dedim? Bunu açıklayacağım arkadaşlar. Bluetooth bağlantı noktasında şöyle bir durumumuz var. Saati aynı kolunuzda ve telefonunuzla beraber kullanıyorsunuz. Ancak siz telefonunuzla beraber yan odaya gittiniz ya da 7-8 metre civarında ulaştınız. Bluetooth bağlantı kısmınız saat üzerinden kopuyor arkadaşlar. Yani telefonla saati oldukça yakın seviyelerde kullanmanız gerekiyor. Aynı oda içerisinde veya cebinizde bulunması gerekiyor telefonun. Çünkü Bluetooth mesafesi oldukça kısa arkadaşlar. Bunu ufak bir sorun olarak görüyorum ben bu akıllı saatle ilgili. Ancak bir Apple Watch replikası olduğunu düşünürsek ve tek problemin de bu olduğunu düşünürsek diğer Apple Watch replikalarına göre kabul edilebilir bir durum olarak görüyorum. Yani ben bu saati koluma takayım, telefonu uzak bir noktaya koyayım, gelen aramaları ve bildirimleri kontrol ediyorum diyorsanız bu saat size hitap etmeyebilir. Ancak aynı oda içerisinde ve telefon cebinizde, saat kolunuzda bir şekilde kullanacaksanız özellikle iş yerlerinde bu saat gayet güzel ve şık bir şekilde kesinlikle en iyi Apple Watch replikası olarak alınabilir diyorum. Ve sağlık uygulama testlerine geçiyorum arkadaşlar. Sağlık uygulama testlerimizde nabız, kandaki oksijen miktarı ve adım sayar testlerimizi yapacağız. Nabız testimizi yaptığımız zaman yaklaşık bir 4 birim fark görüyoruz saatle ilgili. Kandaki oksijen miktarı ölçümünü yaptığımız zaman da kandaki oksijen miktarının doğru ölçüm veremediğini gördük akıllı saatimizin. Medikal bir cihaz olan pulse oksimetre ile bunların testini yaptık. Yani nabız konusu şüpheli, kandaki oksijen miktarını kesinlikle doğru ölçtüğünü söyleyemeyeceğim bu saatimizin. Şimdi de adım sayar testimize geçelim. 100 ve 51 adımlık adımlarla saatimizi test ediyorum. İlk önce 100 adım atacağım. Gördüğünüz gibi gerçek bir hayat testi olarak kolumda saatimiz 100 adıma karşılık 102 adımla karşılık verdi. Şimdi de küsuratlı bir rakam olan 51 adımını atacağım. Toplam olarak bana vermiş olduğu değer 100 artı 51 yani 151 değerine karşılık 155 olarak ölçüm verdi. Bu gayet kabul edebilir. Adım sayar konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz bu akıllı saatimizin. Şöyle bir genel olarak toparlayacak olursak bahsettiğim ufak sıkıntı dışında saatimizde hiçbir problem bulunmuyor. Gerçekten bu Apple Watch replikaları noktasında görmüş olduğum en az hataya sahip, en iyi ekranlara sahip, en iyi malzeme kalitelerine sahip Apple Watch replikasının bu olduğunu, en azından ilk iki sırada olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sadece dediğim gibi Bluetooth kapsama alanı biraz daha uzun olsaydı daha iyi olurdu. Ancak bu benim için herhangi bir problem oluşturmadı. Çünkü ben iş yerimde telefonu cebimden çıkarmayan bir insanım. Kolumda saat gelen bildirimleri ve aramaları çok güzel ve net bir şekilde karşıladım. Ve beni gayet memnun ettiğini söyleyebilirim. Ve sonuç olarak kendi tecrübelerime dayanarak ve sizin de izninizle incelemiş olduğum en iyi Apple Watch replikası olarak W27 Pro modelini ilan ediyorum. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İncelememi istediğiniz eğer Apple Watch replikaları var ise bunları da yorumlar kısmında belirtin. Yavaş yavaş listeme bütün Apple Watch replikalarını özellikle almak istiyorum. Apple Watch replikaları dışında incelememi istediğiniz herhangi bir akıllı saat var ise de bunları da belirtin. Bir kamuoyu oluştuğu zaman bunları tek tek incelemeye çalışacağım. Sizden genel olarak Apple Watch replikaları ile ilgili talep geldiği için genel olarak Apple Watch replikaları inceliyoruz. Ancak bu sadece Apple Watch replikası inceleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer siz talep ederseniz ben bütün akıllı saatleri incelemeye talibim diyelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Video işiniz yarıyorsa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.